önceki dönem genel başkanlarım, değerli oda başkanlarım, değerli delegeler, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli meslektaşlarım, saat 22.30. Ben adaleti sağlamak adına 35 dakika konuşabilirim. Sayın Divan buna itiraz etmez eminim ama Selahattin Şenlilerin hakkını korumak adına, benden önceki başkan adaylarının hakkını korumak adına, bağımsız başkan adaylarının hakkını korumak adına, adil ve adaletli olmaya buradan başlamak adına sadece 15 dakika konuşacağım.
çalıştı. Ama İzmir odasına gittik. Alttaki salona gidip beni dinlemedi. Bugün yine burada dinlemiyor. Ama sosyal medyadaki videoları paylaştı. İzlemiş, dinlemiş. En azından bu çerçevede yardımcı olabilmiş. İzmir oda başkanında şahitliğe değil. 85 oda başkanı şahitliğe değil. Bize gelen her sorunla bir yönetler. Çok iyi bulanır bu başkanı. Az önce çok sinir bozucu bir ses. Bunu duymamayı hayal etmiştim ama.
Önceden vergi incelemesi projesinin yazılımını yaptık. Önümüzdeki yıl ücretsiz olarak sunulacak. Luka kullananlara sunulacak ücretsiz olarak. Riskli alanları bizler tespit edeceğiz. O risk konularının üzerine gidip önceden vergi incelememizi kendimiz yapacağız aslında. TÜRMOB'a imzayı yaptık. Sayın Türker de çok takdir etmişti bunu ama az önce bir şey söyledi, o yanlış oldu. Defter tutma artık gidiyor diye. Bir kere şunu, defter tutma bizim mesleğimiz değerli meslektaşlar. Başka bir yere evriliyor, başka bir yere evriliyor. Bunda hiç tereddüt yok ama devletimiz var olduğu sürece, ekonomik faaliyetler devam ettiği sürece bizim mesleğimiz Türkiye'nin en değerli mesleği olmaya devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Defter tutmayı bırakın, TÜRMOB'a imzayı onun için yaptık. Yine birkaç hafta sonra bir tane tebliğ yayınlanacak elektronik uygulamalarla ilgili. Tebliğde özellikle gelir idaresiyle çok çalıştırdık ve yazdırdık. Diyor ki muhasebe fişi, yani bildiğimiz mahsup fişi. Muhasebe fişi elektronik ortamda düzenlenir, elektronik ortamda imzalanır, elektronik ortamda muhafaza edilir. Kim yapar bunu? Kim yapar? İşte kim yaparı biz yazdırdık değerli meslektaşlarım. Aracılık sorumluluk sözleşmesi olan mali müşavir tarafından tutulur, imzalanır, muhafaza edilir. Yani bu ne demek? Defter tutma faaliyetinin de mali müşavirler üzerinde tekelleştirilmesi demek. Mali mükemmeliyet merkezi gönüllülük esasıyla çalışacak, yapmaya çalıştık, başarılı olamadık geçtiğimiz 3 yıl içerisinde. Ülkenin mali mevzuatını biz belirleyeceğiz, vergi yasalarını biz yazacağız. Aflara karşı çıkacağız. Aflara karşı çıkacak dokümanları oluşturacağız orada. Gönüllülük esasıyla çalışacak tamamen katkı sunmak isteyen akademisyenler, katkı sunmak isteyen meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla katkı sunacaklar. Ülkenin mali gündemini tamamen biz belirleyeceğiz değerli meslektaşlarım. Kasım ayı itibariyle TÜRMOB'da elektronik uygulamalar koordinasyon merkezimiz olacak. Elektronik uygulamalar sürecindeki fırsatları sizlerin gözünün önüne sürecek, karşılaştığınız sorunlarını çözecek. Bağımsız denetim yapan meslektaşlarımızın sorunlarını çözecek bir birimimiz olacak önümüzdeki dönemde TÜRMOB'umuzda değerli meslektaşlarım. Süremi aştım birkaç dakika, özür diliyorum. Sayın Şenliler ifade etti, onun ifade ettiklerine ilaveten ben de yapmayacaklarımız. Biz hiçbir zaman kişisel kavgaların ve tartışmaların içinde bulunmadık, bulunmayacağız. Hiçbir zaman yalan söylemedik, söylemeyeceğiz. Biz hayal tacirliği yapmayacağız. Biz aklınızla dalga geçmeyeceğiz, aklınızla dalga geçilmesine izin vermeyeceğiz. Korkutla olarak siyaset yapmayacağız değerli meslektaşlarım. Her yerde söyledik. Son olarak onu söylemek istiyorum. Çok büyük bir samimiyetle ilk söz olarak, son söz olarak her zaman onu söyledik. Birlikte yönetmek zorundayız. Birlikte yönetirsek başarılı olacağız. Bir korku imparatorluğu çalışılıyor, yaratılmaya çalışılıyor değerli meslektaşlarım. Öyle bir şey yok. Bizim mesleğimiz her zaman çok değerli olacak. Örneğin TÜRMOB'a kayyum atanmayacak. Buna hepimiz engel olacağız. Örneğin Estonya feribotu sendromunu yaşamayacağız, yarın batmayacağız değerli meslektaşlarım. Örneğin bağımsız denetçiler odasının kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bunu hiçbir zaman kurulmayacağız değerli meslektaşlarım. Derdimiz mesleğimizi yere taşımak, ifade ettik. Siyasetle ilgilenmek isteyen meslektaşlarımızın önünü açacağız. Ziyade sanma için çalışacağız biz de. Ama TÜRMOB'daki koltukları basamak olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz değerli meslektaşlarım. Son olarak muhasebe yapma kültürümüz vardır. Bunu da her yerde söyledim. Herkesten de şunu rica ettim. Yüreğimizdeki heyecanı, gözlerinizdeki ışığı fark edin. Yarın sabah vicdan muhasebesi yapın. Bu mesleği kim ileri götüreceğini düşünüyorsanız ona destek verin değerli meslektaşlarım. Ben ön seçim yaparak genel başkan adayı oldum. Orada konuşmayı bitirirken biz başkan olacağız, biz yöneteceğiz demiştim.
Çok sevindi onu, videolarda da kullandı. Şimdi de diyorum ki birlikte genel başkan olacağız. Birlikte yöneteceğiz. Birlikte başaracağız. Hepinize saygılar.